Bursa'da yangın sonucu küle dönen evde sadece Kur'an-ı Kerim ve dua kitapları zarar görmedi. Olay Bursa'nın İznik ilçesinde meydana geldi. Selçuk Mahallesi'nde tek başına yaşayan 57 yaşındaki Ayşe Yılmaz'ın evinde akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Duman çıkmış. Kuyuya çıkıyor da diğer. Dibinden başlamış. Burada da yüklük vardı, yorganlar şeyler. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. İkamete girildiğinde her şey küle dönerken içeride bulunan Kur'an-ı Kerim ve dua kitaplarının bir zarar görmediği görüldü. Bu durum karşısında gözyaşını tutamayan Yılmaz hemen yakınlarına haber verdi. Olayın tanığı görümce Fadime Tepe olayla ilgili şunları söyledi. Abla şimdi anlatır mısın bize nasıl oldu bu yangın? Kaç sıraları çıktı? Evde tek başına oturuyordu anneniz. Görümcem olur kendisi. Öğlen saatlerinde kahvaltıya oturuyor. Dışarıdan bir duman kokusu geliyor. Bacadan çıkıyor diye mutfağın camını kapatıyor. Sonra tekrar geliyor. Duman daha da çoğalıyor. Çoğaldıktan sonra bu sağa sola bakmaya başlıyor. İşte şu şeyler yüklük diyoruz biz. Oradan bir ateş görüyor. Mutfağa giriyor, hemen leğene su alıyor. Camı açıyor, tekrar bağırıyor. Komşular bu evde bir şeyler oluyor, yardım edin, itfaiye çağırın falan diye bağırıyor. Ama o anda zaten çatı tamamen yanmış. Sonra eridikten sonra eşyalara yayılmaya başlamış. Da yeğenimiz de gelip çıkartıyor. Hala sen... Yani evdeki ne kadar eşya, elektronik, yatak, çekyat falan şey hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey. Ama tek kurtulan Kur'an-ı Kerimler. Onlar yanmadı. Hiçbir şey kalmadı bunlardan. Ölen babasının maaşıyla geçinen ve 3 çocuk annesi olan Ayşe Yılmaz, evi tadilat olana kadar Orhan Gazi ilçesinde yaşayan kızının yanına taşındı. Öte yandan evinin tadilatı için kaymakamlığa başvuran Yılmaz'a babasından aldığı maaştan ötürü olumsuz yanıt geldi. Ayşe Yılmaz evinin tamiratı için hayırseverlerden yardım bekliyor. Yardımlaşmaya gittim. Başvuruda bulundum. Bütün kağıtlarını yaptırdım. Perşembe günü kurula girecek, değerlendireceğiz dediler. Perşembe günü tekrar kuruldan sonra gittim. Sonuç reddediler. Ankara bunu kabul etmiyor. Gerekçe dediler. Neymiş? Gerekçesi babasından kalan maaşıymış. Sonra işte kendi üzerine tapusu değilmiş. Kendi üzerine olması gerekiyormuş. Evet.